Herkese merhabalar. Size cümle tamamlama sorularının teorik anlamdaki nasıl çözülmesi gerektiği ile ilgili bilgileri size daha önceden vermiştim. Şu anda da uygulamasını yapacağız. Birinci sorudan başlayalım. Bunlar hepsi daha önceki yıllarda işte ÜDS'de, YDS'de, KPDS'de çıkmış sorular. O yüzden orijinaldir. Lütfen ona dikkat edelim. Şimdi 26. soruda Unlike most animals, the baby elephant very often has to be up on its feet and moving the dirt. İlk başta bir tanesi belirleyelim. Has to be dediği için bu bir present'tır. Bakın C seçeneğinde were past'tır. E seçeneğinde de necessitated past'tır. Zaman uyumundan elenirler. Şimdi ikinci olarak da the baby elephant onu alalım. Onu zamir haline çevirelim. Baby elephant, bebek fil. Bebek filin zamir hali ne olacak? It olacak. O yüzden it meselesine dikkat edeceksiniz. Bakın it burada var. Burada da var. Burada da var. O yüzden itle bağlantılı olarak yani özne uyumuna da dikkat etmeniz gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Şimdi B seçeneğinde so'dan önce bir virgül gelmesi gerekirdi. So virgülsüz kullanılmaz. O yüzden Bursa'yı da eleme şansımız var. A ya da D seçenekleri arasından bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi whether it is fully functional meselesinden bahsettiği için A seçeneğinde it yani bebek fil fonksiyonel olmaz, işlevsel olmaz. Buradaki it bir canlı yerini tutmuyor. Dolayısıyla A'yı elersiniz, D seçeneği olur. Şimdi sağlamasını yapalım. Sağlamasını yaptığınızda diğer hayvanların tersine bebek fil bir saatlik bir yaşta olmadan önce bile before it is even bile kelimesi even'dan geliyor. Çoğu zaman işte ayaklarının üzerinde olmak zorunda ve sürüyle hareket etmek zorundadır. Yanıtımız denizde. 27. soruda bakın. According to the newspapers, the investigators who visited Ukraine over the sale of radar detection equipment to Iraq complained. Burada complain'de dikkat edelim. Yakındı. Yakındı neyden yakındı? Yani nesnesi eksik. Nesnesi eksik olduğu zaman bu bir noun clause'dur. Noun clause ne demektir? Complained, that, complained, artı arkasından başka şeyler falan kullanması gerekiyor. Bir diğer noktada complained past'tır. Tense uyumu açısından da bakmamız gerekiyor. Şimdi has been zaman uyumundan elenir. Have cooperated zaman uyumundan elenir. Was kalır. Ondan sonra ought to present tense'tir. Bu yüzden de elenir. Would have verb 3 kalır. Şimdi would have verb 3 meselesine bir dikkat edelim. Öncesinde kullanılan ifade do. Burada whether. Bakın bunlar ek bilgi olarak. Burada that. Burada do. Ondan sonra A seçeneğinde until meselesi var. Noun clause ne demekti? That artı cümle, if artı cümle, whether artı cümle ya da soru edatlarından what, how, why, where, when gibi ifadelerden bir tanesi olması gerekiyor. E seçeneğinde do bir noun clause değildir. Tek noun clause that olan C seçeneğidir zaten bu durumda. D de noun clause'dur ama onu elemiştik. O yüzden yanıtımız C seçeneği olur. 28. soruda Japan has produced two high-tech stadiums. Şimdi burada has verb 3 kullanıldığı zaman burada size daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Koşul bağlaçlarının ve since haricindeki zaman bağlaçlarının diğer tarafı has have verb 3, has have been verb ing, am is are verb ing olmaz diye. Bu ne demektir? Şu demektir. Bu soruyla çok doğrudan bağlantılı değil ama dikkat etmemiz gereken şey şu. Has verb 3 bağlaçsız bir cümleyi has verb 3 vermişse bu after, before, as soon as ya da if, on condition, that, işte so long as, as long as olmayacak demektir. Bu bilgiyi de size sormamız lazım. Şimdi Japonya iki yüksek teknolojili stadyum üretti. Şimdi iki yüksek teknoloji stadyum nasıl stadyumlar bunlar? Özellikleri nelerdir diye sorduğunuzda bunun açıklanmaya ihtiyacı var. Çok büyük bir olasılıkla, çok çok büyük bir olasılıkla relative clause olacaktır. Çünkü bağlaçsız cümlenin son ifadesi eğer size bir nesne, kavram, hayvan veya insan vermişse o insanın tanımlanmaya ihtiyacı ya da onunla ilgili ek bilgi verilmeye ihtiyacı vardır. O yüzden relative clause olarak düşünebilirsiniz. Şimdi A, that, arkasından yardımcı fiil gelmiş has olarak bu bir relative clause'dur ama iki stadyum that has değil that have olması gerekiyordu. Yani tekil olduğu için bu elenir. Dikkat edelim buna. B seçeneğinde which var. Display geniş zaman kullanmış ve display'de s takısı almadığı için
Yani fiilse taksa alıyorsa o zaman özne tekildir demektir. Dolayısıyla bu kalır. CS seçeneğinde neither of them is designed with the vesaire. Şimdi soru kökünde Japan has produced two high-tech stadiums meselesi bir cümledir. C seçeneği de bir cümledir ama bağlaç yok. İki cümleyi bir araya getireceğiniz ya relative clause ya noun clause ya da bağlaçtır. Neither of them'le başladığı zaman bu ne noun clause'dur ne relative clause'dur ne de bağlaçtır. Dolayısıyla elenir. Neither of which olsaydı ikisinden hiçbirisi anlamında o zaman olabilirdi. Bu bağlaçsız olduğundan dolayı eleniyor. Şimdi D seçeneğinde whenever there is novelty for the sake of novelty. Şimdi whenever meselesi bir bağlaçtır, zaman bağlacı. Whenever da eğer geniş zaman kullanırsanız ki anımsayalım zaman bağlacı olarak karşımıza geliyor. Zaman bağlacının diğer tarafı has verb olmayacak. Yanı D olamaz bu durumda. As there is provision for novel waterproofing systems which are highly effective demiş. Şimdi burada waterproofing systems su geçirmeyen sistemler. İşte ondan sonra yeni olduklarından bahsediyor. Bu stadyumlarla ilgili bir şey değil. Eğer barajlarla ilgili bir şey olmuş olsaydı bunu kullanma şansımız olacaktı. Zaten relative clause değil ve yukarıdaki two high tech stadyumuzu da nitelememiştir. Dolayısıyla add seçeneği de olamaz. Yanıtımız B seçeneği olur. Başka bir soruda urban farms are usually far more productive than their rural counterparts demiş. Şimdi zaten burada virgül olması if, because, even though, while ve as gibi bir bağlaç olduğunun göstergesidir. Şimdi yapılması gereken birinci nokta zamanı belirlemek. Are demiş burada. Continue A seçeneğinde olabilir. Tend, present tense'dir olabilir. C seçeneğinde didn't. Bu tense'ten dolayı elendi. While has been. Bakın dikkat edelim. While the has been meselesini kullanıyorsa bu zaman bağlacı değil kıyas bağlacı olan while'dır. Yani whereas ile eşit olan. Dolayısıyla en yüksek üretim diyorsa yukarıda onun benzeri olan en düşük üretim demesi gerekiyor. Yani Ahmet şöyleyken Mehmet şöyledir diye ya aynı özneyi ya da benzer aynı level'da aynı seviyede olan iki benzer özneyi kullanması gerekiyor. O yüzden D seçeneği de eleniyor. As better child nutrition can be linked. Bakın present tense olarak kullanmış. Bu da kalır. Yani C ve D seçeneklerinden kurtulduk. İkinci noktaya neye bakıyoruz? Urban Farms'ı alın. Ondan sonra bunu zamire çevirin. Urban Farms şehir çiftliklerinden bahsediyor. Şehirdeki çiftliklerden. Dolayısıyla neyi kullanmanız gerekiyor? They'i kullanmanız gerekiyor. They nerede vardır? Bakın bu %100 öyle olmak zorunda değildir. Ama cümle tamamlama soruları aslında paragraf tamamlama sorularında da aynı mantık söz konusudur. Birinci tarafta kullandığı özne ile ikinci tarafta kullandığı öznenin birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Çünkü cümle bütünlüğünü soruyor bize. Yani ben birinci tarafta Ahmet'ten bahsedip daha sonrasında işte bir araba markasından bahsetme şansına sahip değilim. Yani bu bütünlüğü bozar. Dolayısıyla D'yi veren A seçeneğinde yok, B'de var. Bakalım ona. E seçeneğine bakacağız çünkü C ve D elenmişti. Orada da yok. Şimdi B kesinlikle işte budur deyip hemen işaretlememeniz gerekiyor. Anlamına bakın lütfen kontrol amacıyla. They tend to be small and carefully looked after. Küçük ve dikkatlice bakımlı oldu. Yani dikkatli bir şekilde bakılmış olduklarından dolayı kent çiftlikleri genellikle çok daha üretkendir. Kırsal benzerlerinden diyor. Dolayısıyla anlamlı bir cümle oluyor. Yanıtımız B seçeneği olur. It has only recently been accepted. Bakın cümle bu soru kesinlikle karşınıza çıkacak çünkü geçen sınavlarda it ile başlayan mutlaka soru gelmiştir. Her sınavda mutlaka it that kalıbını sorarlar. It ile başlayan cümlenin it ile başladığını düşünelim. Bir şeyler falan söyler. Ondan sonra that artı cümle to verb 1 olabilir. Ondan sonra noun clause olabilir veya relative clause olabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. It ile başlayan cümle ya that ile devam edecek ya noun clause ile ya da relative clause ile. Zaten that de noun clause'dur. O yüzden o şekilde bir düşünelim. Şimdi it has only recently been accepted just as. Bakın relative clause değil. Noun clause değil. Why olabilir. Buna bir kırmızı. Because olmaz çünkü noun clause değildir. In case noun clause değildir. Bunu da eliyoruz. That kalır. Buna da bir kırmızı koyuyoruz. 3 tane seçeneği eleme şansımız var.
Ben bunları biraz yukarı çekeyim de cümleyi bir bütün olarak görme şansımız olsun. Daha sonrasında bakalım şimdi yanıt ya B ya da E'den bir tanesi olacak. It has only recently. Recently demiş yani son zamanlarda ve present perfect kullanmış. B seçeneğine baktığınızda were demiş. Bu yüzden zaman uyumundan elenir. Can E'ye bakalım onu da bir kontrol edelim. Zaman uyumundan E seçeneğidir diyoruz. Peki bir başka soru. As one doesn't know the contents of the next chapter gibi bir ifade. Bakın as demiş burada ve doesn't know. Şimdi ilk başta bir zaman uyumuna bir bakalım. A seçeneğinde should have wait. Past'tır oysa doesn't, present'tır. Bu tense'ten elenir. Ondan sonra is demiş. B seçeneği mümkündür. C seçeneği was demiş. Bu elenir zaman uyumundan. The speech aroused. Verb 2 kullanmış zaman uyumundan elenir. Ondan sonra will demiş burada. Will dediği için E seçeneği kalır. Yani yanıtımız ya B olacak ya da E olacak. Şimdi as, because, since, the için the'ından dolayı. Yani sebep sonuç bağlaçları. Sebep sonuç bağlaçlarında dikkat etmeniz gereken şey paralel bir yapı olduğudur. Yani eğer bu tarafı olumluysa şurası da olumlu olacak. Eğer burası olumsuzsa şurası da olumsuz olacak. Olumsuz olmalı diye yazmamın sebebi doesn't know the contents yani içindekileri bilmiyor. Dolayısıyla bilmediği için diğer tarafta olumsuz bir şeylerin olması gerekiyor ona bakmamız gerekiyor. Şimdi B seçeneğinde. The writing of any kind of contemporary is always a dangerous. Bakın dikkat edin olumsuz yazdı. Tehlikeli bir iştir. E seçeneği probably keep within the limits. Keep within the limit sınırlar içerisinde durmak. Yani belirlenen sınırlara uymak. Bu olumludur. Dolayısıyla sebep sonuç ilişkisi kuran bir bağlacımız olduğu için diğer taraf olumsuz olan B seçeneği doğrudur. 32. soruda şunu da bir yukarı çekebilirsek en azından E seçeneğinde görme şansımız var. Ya da şöyle yapalım. Şöyle biraz daha. Peki. Though the UK possesses a third of all Europe's wind energy potential. Burada bir virgül olması gerekirdi. O virgülü koymayı unutmuşuz. Bakalım şimdi. Though the UK possesses. İlk başta zaman uyumundan bir bakalım. Present tense kullanmış. A seçeneği was. Bu zaman uyumundan eleniyor. Sonra had been zaman uyumundan eleniyor. Still produces kullanılabilir. Is kullanılabilir. Could have been past tense'tir zaman uyumundan eleniyor. Üç tane seçeneği eledik. Şimdi ikinci noktaya bakıyoruz. Do gibi bir zıtlık bağlacı var. Zıtlık bağlaçlarında ya aynı öznenin zamir halini the UK dikkat edelim. Ya aynı öznenin zamir halini ki the UK it'tir. O yüzden it burada vardır. Bunu da yuvarlak içine alalım C'yi. Ya da UK diyorsa başka bir ülkeden bahsedecek. Şeyden İngiltere'den bahsediyorsa. Şimdi C seçeneği bize götürür. İkinci bir ipucumuz daha var. Stil meselesi. Ben şurada bunu bir şeyden zıtlık bağlacı bakın zıtlık bağlacı bunlar nedir? Even though, though, much as, much though, sıfat artı as, sıfat artı though gibi ifadeler. Bu zıtlık bağlacının bulunduğu cümle değil diğer tarafta still, in fact, indeed, actually, ve really ifadelerine çok dikkat edin. Çünkü zıtlık bağlaçların diğer tarafında still, infecting, indeed, actually ve really hep kullanılır. Yani kural değil, kanun değildir ama genellikle kullanılan şeylerdir. Tersi bir bakış açısıyla eğer size bir bağlaç vermemiş ve bir cümle vermişse bunun içinde still, infecting, indeed, actually really ifadelerinden birisi varsa %99 bu cümlenin bağlacı do, even do, much as, much do, sıfat as, sıfat do gibi zıtlık bağlaçları olacaktır. Yanıtımız C seçeneğidir. Ondan sonra diğer soruya geçiyoruz. A multitude of new residential developments are underway demiş. Şimdi are demiş. Zaman uyumuna bakıyoruz. Bakın B seçeneği head start'ı zaman uyumundan elenir. B seçeneği zaman uyumundan elenir. D seçeneği would like kalır. As if they have benefited. As if they have benefited dediği zamanlarda D'ye dikkat edin. Have verb 3 zaman uyumuna uyuyor. İki tane eledik B ve C seçeneklerini. Şimdi, unless the first impression is a good one. Bakın burada olumlu bir şey vermiş ama unless'ten dolayı olumsuzdur. Bu ne demektir? Burada diğer tarafın olumsuz olması gerekiyor. Ama bir sürü yeni
yerleşim gelişmeleri yoldadır diyor. Yani yerleşim yerleri kurulmaktadır anlamını veriyor. Burası olumsuz değildir ama Annelies'in kendi tarafı anlamca olumlu olduğu zaman diğer tarafı olumsuz olacak. Bu yüzden Annelies'ten dolayı A'yı eleme şansımız var. Since Dubai would like to persuade people to stay on a more permanent basis. Herhangi bir ipucumuz yok ama olabilir. As if they kelimesine dikkat edin. Eğer burada they kullanıyor ise bu they'in şurada a multitude of resilient developments demiş olması gerekiyor. Ama o they çoğuldur. İnsanların çoğulunda nitelendirebilir, hayvanların da vesaire. Şimdi residential developments yani yerleşimle ilgili gelişmeler şu fiili işler mi? Benefit yani bundan kar eder mi? Yerleşim yerleri kar etmez. Kar etmeyeceği için dikkat edin buradaki they sadece insanlar kar eder. Dolayısıyla insanları nitelendirmiş. Soru köküne bakıyoruz. Çoğul insan yoktur. Olmadığı için they'in karşılığı verilmemiştir. Elenir. Yanıtımız D seçeneği olur. 34. soruda Although relatively few people have outright food allergies demiş. Şimdi although'yu bir yuvarlak içine alıyoruz. İkinci olarak relatively few people hatta relatively değil doğrudan few'i alalım. Few kelimesi zıtlık bağlaçlarında. Eğer yer vurgusu verilmişse onu diğer tarafta bir yer vurgusuyla dengelemek zorunda. Eğer miktar zarfı vermişse diğer tarafta onun tersi olan miktar zarfıyla onu dengelemek zorunda. Eğer zaman vurgusu yapmışsa diğer tarafta zamanla bunu dengelemek zorunda. Eğer kişi ise diğer tarafta ya aynı kişinin zamir hali ya da ona benzer bir diğer kişiyi vermesi gerekiyor. Dikkat edelim. Bakın few people, few az sayıda insan. Az sayıda diyorsa çok sayıda diyecek. Bakın A seçeneğinde çok diyor. B'de yok. Bakın buradaki most miktar zarfı değil, the most allergenic, ki bu süperlatiftir. Bakın burada yine öznen o bağlamında yok. Bakın the majority var. Dikkat edin bunu. Şu menüyü de kırmızıya alayım. The number of people, the number of people miktar zarfı değildir. Sadece insanların sayısıdır. Ama a number of people demiş olsaydı bazı insanlar, bir takım insanlar o zaman olabilir. O yüzden E seçeneğinde sarıya boyuyoruz. Yanıtımız ya A ya da D'den bir tanesi olacak. Şimdi zaman uyumuna bakalım. A seçeneğinde have present'tır. A seçeneğinde yine have present'tır. Ondan sonra E seçeneğine baktığınızda took past'tır. Past olduğu için eleniyor. Yanıtımız A seçeneği olur. If only the tax return over the year had been as high as had been predicted. If only. If only, if kalıbına uyar. Ne kullanmış? Had verb 3. Dolayısıyla A can, if'in diğer tarafında can kullanırsınız ama zaman uyumu ya da kalıp uyumu yok. Have verb 3 koşul bağlaçların diğer tarafında kullanılmaz. Bu da elenir. Regard verb 1 zaman uyumundan elenir. Companies yine zaman uyumundan elenir. E seçeneğine baktığınızda would have verb 3 bunu vermiş. Yanıtımız E seçeneği. Bu koşul tip 3'tür. 26. yani son sorumuzdayız. Since the migratory roads of cranes ignore political boundaries demiş. Since burada the için the'ından dolayı gibi bir anlam vermiş. Ondan sonra ignore present tense kullanmış. A seçeneği has been created olabilir. B seçeneği depend olabilir. C seçeneğinde requires da olabilir. D seçeneğinde would have verb 3 zaman uyumundan elenir. This was zaman uyumundan elenir. Şimdi 3'e indirgedik. A, B, C'den bir tanesi olması gerekiyor. Peki. Şimdi burada cranes demiş. Yani o yengeçlerden bahsediyor. Yengeçler. O yan yana gidiyor ya böyle işte onlardan. A species bank of captive cranes. Burada cranes demiş olması bizi biraz sıkıntıya düşürüyor. Neden düşürüyor? Çünkü cümlenin kökünde cranes varsa zaten dikkat edin. Onu ikinci kere kullanacağı zaman they, them, their gibi kullanması yani zamir halini vermesi gerekiyor. O yüzden bu elenir. Yine aynı şekilde some cranes bu da elenir. C seçeneğine baktığınızda them yani onları bir şekilde vermiş zamir halinde. Şimdi sağlamasını yapalım. Bu yengeçlerin göç rotaları siyasi sınırları ihmal ettiği için yani siyasi sınır tanımadıkları için ülkeler arası geçiş yaptıklarından dolayı. Of any effort to protect them. Onları korumak için girişecek herhangi bir çaba.
requires, gerektirir, the participation of several countries, birkaç ülkenin katılımını gerektirir. Yani sadece bir ülkenin sorunu değildir, birçok ülke bir araya gelip bunları çözebilmek, bu sorunları çözebilmek zorunda diyor. Peki, kendinize iyi bakın. Cevabımız bu durumda C oluyor. Kendinize iyi bakın. Lütfen bizi beğenmeyi, güzel yorumlar yapmayı ve arkadaşlarınız arasında bunu paylaşmayı unutmayın. Sizleri öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.